Merhaba değerli dostlar, ben Muzaffer Çevik. Bugün farklı bir yerdeyim, bugün farklı bir mekandayım. Çemberlitaş'ta bulunan Sultan II. Mahmud'un haziresindeyim. Aynı zamanda burada Sultan II. Mahmud'un yanında suikaste kurban giden Sultan Abdülaziz ve Osmanlı hanedanlarından Sultan Abdülhamit Han, II. Abdülhamit Han'ın türbelerinin bulunduğu yerdeyim. Buranın bir özelliği var, buranın bir güzelliği var. Son dönem yani 1300'lü yılların mezar taşlarına baktığım zaman 1300'lü yılların mezarları genelde burada bulunuyor. Buranın bir güzelliği Osmanlı mezar sanatının, mezar taşları sanatının en muhteşem olduğu yerlerden bir yer burası. Süleymaniye'de böyle bir yer vardı. Süleymaniye biliyorsunuz açık hava müzesi gibi bir yerdi. Bir de Çemberlitaş'taki II. Mahmud Haziresi de işte böyle bir yer. İnanılmaz bir ustalık var bu mezarlarda. İnanılmaz ustalar yatıyor bu mezarlarda. Yani Abdülhamit Han Hazretleri'nin bulunduğu, Sultan Abdülaziz Han Hazretleri'nin de bulunduğu bu mezarların içinde muhteşem devlet büyükleri yatıyor. Tanıdığınız isimler yatıyor. İşte ben size bugün onları gezdirmek istiyorum. Ben susacağım. Mezar taşları gerçekten konuşacak. Sizi o görüntülerle baş başa bırakıyorum. Thank you.
Değerli dostlar, Çemberlitaş'ta bulunan 2. Mahmut, Sultan Abdülaziz ve Sultan 2. Abdülhamit Han Hazretleri ve hanımlarının, kızlarının bulunduğu Hazire'yi gezdik bugün. Ben çekimimi bu muhteşem mezar taşında, arkamdaki muhteşem bir işçilik ya, anlatılmaz. Gerçekten insan hayran kalıyor. Taşa bu kadar şekli, sanatı nasıl veriyorlar gerçekten şaşırmamak elde değil. Tam bitirirken Kaptan İbrahim Paşa'nın mezarında bitiriyorum. Birçok muhteşem mezar var. Fakat bu daha farklı. Hazinede çalışan birinde mezar taşı vardı. O geçti zaten, size gösterdim. Tam ortasına bir kase koymuşlar. Yani hazine olduğunu vurguluyor. Hazinede çalışan bir kişi olduğunu vurguluyor. İşte hattat mezar taşlarını gösterdim. Kalemler, okkalar. Asker mezar taşlarını gösterdim. Toplar, gülleler gibi şeylerle. Yani kişinin ne iş yaptığını mezar taşından anlayabilirsiniz. Bay mı bayan olduğunu mezar taşından anlayabilirsiniz. Şimdi bizim mezar taşlarımıza baktığımız zaman acayip ya, yani bir şey diyemiyorum. Çok basit, çok sade. Ama burada geldiğiniz zaman bir sanat görüyorsunuz. Kişinin kim olduğu, nasıl yaşadığı, nerede yaşadığı, ne yaptığı, hepsi taşa işlenmiş ve yazıyor. İşte Kaptan İbrahim Paşa'nın mezarı da böyle. Bakın, bir sancak görüyor musunuz? Sanki kendisi sancağı almış, hala taşıyor. Böyle bir sancak işlemesi yapmışlar. Halat var efendim her tarafında. İşte gemi halatı. Gemi halatı. Yine alt tarafında, baş tarafında askeri arma, deniz arması. Orta tarafında kupa gibi duran kase. Kaptan İbrahim Paşa'nın mezarı bu. En dikkat çeken mezarlardan birisi. Gerçekten muhteşem. Diğer mezar taşlarına da bakmanızı isterim. Hatta bir gün gelin, yolunuzu düşürün burada. Mezar taşlarını bir inceleyin. Dediğim gibi Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin de türbeleri var. Fakat orası için ayrı bir çekim yapmak istiyorum. Bu mezar taşlarının arasında geçiştirmek istemiyorum. Değerli dostlar, 2. Mahmut, Sultan Abdülhamit Han, Sultan Abdülaziz Han'ın haziresinden bugünkü yayınım bu kadar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer detayları söylemeye gerek yok. Kanalım hakkında ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Buradakilerin ruhuna Fatiha göndererek çekimimi sonlandırıyorum. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.